Üçüncü masalamız da aytyapti. Devorga en massali narvon trap qo'yilgan. Üçüncü masala. Devorga en massali narvon trap qo'yilgan. Mana buni devor deydigan bo'lsak, devorga en massali narvon trap qo'yilgan. Mana bu supa yer sirti. Yerda esa narvon trap qo'yilgan. Xo'p, mana bu narvonning massasi m. Qayerda edi? Mana shu narvonning massasi m berilgan bizga. Narvonning og'irlik markazi uning yuqori uchidan narvon uzunligining 1/3 qismiga teng bo'lgan masofada joylashgan. Demak, butun narvonning uzunligini l deydigan bo'lsak, shuning butun uzunligining 1/3 qismi, yuqorisidan hisoblaganda 1/3 qismi, mana shu 3ta teng bo'lakka bersak, taxminan shu yerlarga to'g'ri kelar ekan. Mana shu 1/3 qismida deyapti. Uning og'irlik markazi joylashgan. Ya'ni narvonning yuqorisi qattiqroq materialdanmi yoki kengroq, yuqori ko'proq material mavjud. Mana shu yerdan pastga qarab yo'nalgan nima ta'sir etadi? Demak, bunga og'irlik kuch ta'sir etadi. Uning massa markazi shu yerda. Mg MJ og'irlik markazi. Va u vertikal bilan o'zaro alfa burchak hosil qiladi. Mana bu vertikalimiz, ya'ni devor bilan nima? Alfa burchak hosil qiladi. Narvonning yuqori uchi devorga bosim ko'rsatmasligi uchun uning o'rtasiga gorizontal yo'nalishda qanday F kuch qo'yishlik kerak? Uning o'rtasi mana shu yer. Mana shu yerga qanday F kuch qo'ysa, ya'ni gorizontal qanday F kuch qo'ysak, mana bu yo'nalishda qanday F kuch qo'yadigan bo'lsak, uning yuqori uchi devorga bosim ko'rsatmaydi. Devorga bosim ko'rsatmaydi degani, mana bu yerda hozir narvon devorga tiralib tursa, sirtga tik yo'nalgan qanaqa kuch paydo bo'ladi? Normal reaksiya kuch paydo bo'ladimi? N. Mana shu normal reaksiya kuchi 0 bo'lsa, bosim ham 0 bo'ladi. Tushundingmi? Normal reaksiya kuchi 0 bo'lsa, bosim ham 0 ga teng bo'ladi. Bizga mana shuni so'rayapti. Uning o'rtasidan gorizontalda qanday kuch qo'yish kerak? Yuqori uchi bosim ko'rsatmasligi uchun. Yana aytayapman, bosim ko'rsatmasligi uchun uning normal, ya'ni tayanchning reaksiya kuchi nima teng bo'lishi kerak? 0 ga teng bo'lishi kerak. Shunda bosim ko'rsatmaydi. Ya'ni devordan ajralgan hisoblanadi-da, tushundingmi? Mana shu holat. Ya'ni minimal bo'lishigi uchun. Masala ko'p qiyin emas. Agar narvon mana shunday holatda turgan bo'lsa, uni o'rtasidan tortgan paytda, ya'ni mana shu nuqtadan bu tomonga tortgan paytda, uni yuqori uchi uzilsa, qayerga nisbatan aylanadi? Mana bu pastki nuqtaga nisbatan narvon nima qiladi? Aylanadi. O'rtasidan tortadigan bo'lsa. Tushundingmi? Demak, mana bu narvonning yerga tegib turgan qismi biz uchun qattiq jismning nimasi bo'ladi? Aylanish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni aylanish o'qi bo'ladi. Tushunarli? Mana shu nuqta O nuqtamiz aylanish o'qi bo'ladi. Tushundingmi? Xo'sh. Ovoz yaxshi ketyaptimi? Ovozda muammolar bo'lmasin. Ana endi, demak, tayanchli reaksiya kuchi 0 bo'lsa, jismga ta'sir etadigan kuchlar 2ta. Bittasi F kuch, bittasi MJ. Demak, F kuch qaysi yo'nalish bo'yicha aylantiradi? U tomonga harakat tortsa, mana bu tomonga tortadigan bo'lsa, soat strelkasi bo'ylab moment hosil qiladi. F kuchimiz soat strelkasi bo'ylab moment hosil qiladi. Tushundingmi? M indeksiga uni F qo'yaman. MJ kuchimizchi? MJ'imiz soat strelkasiga qarshi, bu pastga bo'ladi. Soat strelkasiga qarshi aylantirishga harakat qiladi qattiq jismni. Mana bu yo'nalish bo'yicha nima hosil qiladi? Moment hosil qiladi. M indeksiga MJ qo'yaman. Demak, ikkalasining momentlari o'zaro teng bo'lganda kamida nima bo'ladi? Narvonning mana yuqori uchi devorga bosim ko'rsatmaydi. Bu degani MF teng bo'lishi kerak nima? Soat strelkasi bo'ylab aylantiradigan moment soat strelkasi qarshi aylantiradigan momentga teng bo'lishligi kerak. Tushunarlimi? Demak, bu yerda endi
F kare moment topuş için kuşni yelke köpeydir. Yelkeni miydi? Aylanış ökudan kuşnin tasar çizgi geçe en kısa masofa yani tik boramız. Mana bu kuşumuz en kısa masofa. F kuşnin yelkesi L1 bölgede. Çöndük mü? MJ'nin tasar çizgi mana bu? Ve pas kemi ötkezi boramız. Mana. Aylanış ökudan MJ kuşnin tasar çizgi geçe masofa mana bu. Öz ara tik. Bu L2 bölgede. Şimdi gel bana bu noktaya geçelim. Demek bizde sterjinin şartı ayet yaptı ki ağırlık merkezi kayırda çalışırken yukarı uçudan L taksım 3 masofada. Bana bu L taksım 3 bölse. Yani bana bu masofa. Kendi bir yere görsetsem. Varım yukarı kısmını açıp buraya hazırca. Yani tanıştığın reaksiyon kuşu 0 bölüşünü çöntürdüm. Mana bu masofa L taksım 3 deyip şartta vergen. Mana bu masofanı. L taksım 3 masofada ağırlığın merkezi yerleşken yukarı uçken nispeten deyse. Kolgen kısmı kança bölüldü? Mana bu kısmı. Gelin bir de harf koyarlık. A, mana bunu B nokta deyip koyardık yemeysek. A, B, O. O, B masofa. Kança bölüldü? O, B masofa. Ben şöyle göstereyim görünmedim. Görünmedim. OB masofamız bizge bütün sterjenin bu yolu uçtan biri bilsem bana bu kısmı uçtan ikisi bölgedim. Yani bir taksım uç L uzur. İki taksım uç L bölgedim. Şu anda iki taksım uç L bölgedim. Bu L2. Demek OB masofa şunca bölse bana bu burçak alfa bölse bana bu burçak hem ne bölgedim? Alfa bölgedim. Bana bu L2 masofamız değil mi? Geteyim bölgedim. L2 masofamız. Ben böyle yazıp gitti. Bir yolda yazıp koymakı. L2 masofamız. Bana alfa burçak karşıya doğru ki yamışı. Bana bu OB hipotenuzanın sinusu bölgede. Yani OB sinus alfa. Değil. OB'yimiz bize gel. 2 taksım uç L kare sinus alfa gel. Değil bölgede. İken. Hani indi L1 yelkemiz. L1 yelkemiz. Bana bu sterjinin teng yarımdan küçülen tort yapmış. Demek mana bu masofa. Ana bu masofa. Kolumla kurs yapalım. Mana bu masofa. L taksım 2 bölgedim. Bu alfa bölgedim bilse. Mana bu burçak hamle mi? Alfa. Alfa burçak ke. L1 ne öltürttü? Yapışıp durttu. Mana bu L taksım 2'ni alfa burçak ke yapışken kısmı. Demek ona bölgedim. Kosinüs bölgedim. L1. Mana bu L taksım 2'nin kosinüs alfası bölgedim. L1. L taksım 2'nin kosinüs alfa'ya köpeltmesi ki teng. Örgünü getirip koyalımız. F kuşunun momenti F kara L1. MJ kuşunun momenti MJ kara L2. Hop. F köpeltirilgen L1'ni örgüne biz L taksım 2 kosinüs alfa koyalımız. Teng. MJ kara L2'ni örgüne 2 taksım uç L sinüs alfa koyalım. Bir yerden L'ler kısarıp giderken bana. Şimdi bak oladı. Bir yerden F'ni topadigan bilsek. 2 bile 2 köpeyip 4 taksım 3 hosu bölgede. Köpeytirilgen MJ. Köpeytirilgen sinüs alfa taksım kosinüs alfa bir koyutadı. Mahrecge. Kosinüs alfa. Yok ki bilmesem sinüs taksım kosinüs numara değişim mümkün. Tangens alfa değişim mümkün. Demek normalin ortasından tortadigan küçümüzün miktarı kâmı da 4 taksım uç MJ tangens alfa bölüştüğü talep kılınır eken. Şu anlım. Bana bu masalamızın geçimi böyledi. Bu masalamız ham kitti. Kengi masalamız.